Hazırda bu məsciddə bərçələrimiz intizarlıq bilən, intizarsızlıq bilən kütüb durgan dəmlərimiz, həmələrin ustazımız. Mən heç xata qılmayman, inşallah. Əsr ulaması bizni mana şu vatandaşımız, hürmətli ustaz, Şeyh Hazretlerini mən mihrabga, mikrofonga təklif qısam. Tümas yaşlarımız biraz adab saxlab, tinçlik saxlab tursalarız. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل القرآن في ليلة القدر وجعل ليلة القدر خيرا من ألف شهر والصلاة والسلام على خير خلقه محمد الذي قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قرآن ليلة القدر نازل قلقان. ليلة القدر من أيضا أفضل قلقان. الله حمد سنة على رسول. Kim laylatul qadrini iman bilan savob umidida bedor o'tkizsa, o'tgan barcha gunohlari mag'firat bo'ladi deb va'da qilgan payg'ambarimiz Muhammad Mustafa'ga salovat va durudlar bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Azizlar, mən bu acayip məclisini təşkilatçılarımla İslamda ilim ya ki İslam ilim dini degen mavzuda sohbət ötkazışını keleşkəlmən. Avvala mənə mavzu irtimas kılışmadı. Belki muhterem Abdülhakim Karadan'da adab bilen mavzularını aytıp sizni istegen mavzuyunuzni biz barnamaga kirgizemiz degen gapni aytdilar. Men İslam ilim dini degen mavzunu tanladım degeninde bu mavzunu İmam-ı Buhari namidagi İslam Ali Mahdini rahbarları hem Muhammed Eyyub hem tellegen idiler. Degen gapını ettiler. Ben ettim ki ben o kişinin gapını gapırmayayım ben. Beni gapım tamamen başkası oladı inşallah dedim. Hakikaten de şunda. İslam ilim dini degen sarrafı juda ko'p narsalarni o'z ichiga oladi. Lekin bugungi men so'zlamoqchi bo'lgan so'z avvallari so'zlanib yurganiga o'xshamasligiga harakat qilaman. Men sizlarga Qur'on so'zi qiroatdan olinganligini aytmoqchi emasman. Rasul akram alayhissalotu vassalomga birinchi nozil bo'lgan kalima
o'qi so'zi ekanligini ham sharh qilmoqchi emasman. Shuningdek, men sizlarga har bir mu'min musulmonni ilm talab qilishi beshikdan qabrgacha ekanligini ham sharh qilmoqchi emasman. Men o'zimizdagi holatni mulohaza qilib, xalqimizni bu mavzudagi o'zini tutishini ta'ammul qilganimdan keyin ilm to'g'risida kelgan oyatlar, hadisi shariflar, ijtihodlarning barchasini to'plab usuli fiqh ulamolarimiz chiqargan katta qoidalar to'g'risida so'z aytmoqchiman. Chunki mening mulohazamcha hozirda bizning jamiyatimiz mana shu haqiqatga muhtoj bo'lib turibdi. Islom ilm dini ekanligi hammamizga ma'lum. Lekin o'sha ilm qanday bo'ladi? Ana shu ilm har bir mu'min musulmonni munosabatini qanday talab qiladi? Bu ilmga har bir mu'min musulmon qaysi munosabatda bo'lishi kerak? Qaysinisi birlamchi, qaysinisi yordamchi? Mana bu haqiqatlarni biz bilishimiz kerak. Agar ilm to'g'risida kelgan oyatlarni, hadisi shariflarni jamlab o'rganadigan bo'lsak, bizning dinimizdagi ilm to'g'risidagi umumiy gaplar ilmni hozirgi kunga o'xshab diniy va dunyoviyga taqsimlamaydi. Ilm insoniyatga manfaat beradigan har bir ma'rifatdir. Agar diniy ilm kerak bo'lsa, joyida aytib qo'yildi. Misol uchun Rasul akram alayhisolatu vasallam man aradallohu man yuridillahu bihi khayran yufaqqihu fid-din deb dinda faqih qiladi deb aytib qo'yganlar. Lekin boshqa oyatlarda ilm so'zi alohida keladi. Diniy degan yoki dunyoviy degan qo'shimchasi yo'q. Mana shu haqiqatdan kelib chiqadigan bo'lsak, ilm borki, insoniyatga, jamiyatga, butun xaloyiqqa manfaat berar ekan, Islom ana shu ilmni barchasiga da'vat. Ilmni siz bilan biz mu'min musulmon bandalarga farz bo'lishi ikkiga taqsimlanadi. Farzi ayinga va farzi kifoyaga. Farzi ayin bo'lgan ilmlar har bir shaxsning o'zi uchun kerak ilmdir. Misol uchun bitta mu'min musulmon bandaga Allohning ibodati uchun kerak bo'ladigan ilmlarning hammasini o'rganmoqligi farzi ayindir. Ya'ni boshiga, shaxsiga farzdir. Uni nomidan birov o'rganib qo'ysa o'tmaydi. Ibodatlarni bajarish, halol pok yurish va o'sha shariatda buyurilgan amallarni qilib shaxsiy hayotida, kundalik hayotida qaytarilganlardan qaytib yurishni o'rganish har bir mu'min musulmon inson balog'atga yetgandan keyin farzi ayin bo'ladi. Boshiga farz. Endi mana shu ilmlarni alohida olib turib mutaxassis bo'ladigan bo'lsa, u farzi kifoya bo'ladi. Jamiyatga keraklik mutaxassisni tayyorlab olish har bir jamiyat uchun farzdir. Agar jamiyat bu ishda dangasalik qilsa, o'ziga kerak mutaxassislik bo'yicha o'z banda farzandlaridan tarbiyalab mutaxassislarni yetishtirib olmasa, ana shu jamiyatning barcha a'zolari Allohning oldida gunohkor bo'ladilar. Mana dini hayotimizni oladigan bo'lsak, har birimiz ibodatlarimizni, halol haromimizni, muomalamizni bildiruvchi ilmni o'rganishimiz farzi ayin boshimizga farz ekan. Endi Qur'onni to'liq yodlab qori bo'lish, tafsir ilmini egallab mufassir bo'lish, hadis ilmini egallab
İçimizden malum adattaki kişilerimiz karı olup, cemiyetinin karılık boyunca ihtiyacını kandırışıp dursa, bu farz başkalarının boynuna düşer. Sakit olur. Ana o şu karılar, onların zimmesi bu farzı ayırt olur. Şu işini cemiyetin çözerek duruşları gerek. Hüttü şu kayda, başka barca ilimlerde tatbik kılınır. Misal için tıp ilmini alaydık. Tababat, sağlığını saklaş bu işe, her bir bende özünün sağlığını için gerek nesanın bulmağı farz-ı ayın. Bunu bulmasa iki günde bir keser var orada. Özüge hem camiyetüge hem ailesüge hem fayda kirtiramaya kaladı. Şunun için her bir insan tıp bu işe, özünün sağlığını saklap, behuda, bemar bulmasından sağlam yürüyüşü için gerek olan çare tedbirlerini organize onun farzı aynıdır. Şimdi bizim cemiyetimizde cemiyetinin sağlığını sakınlaş işlerini alıp barış için malum sandaki mutakassis tabipler gerek olsa yok. Şunu da dursak bana şu iş cemiyetinin barçasına farzı kifaya bulabilir. Cemiyet azası, azaları bu meselede itibar vermeseler, kararsız kaldırsalar, başkalarına muhtaç bulunduğun halde düşükmeseler, hemleri Allah'ın aldığı günahkar bulundular. Farz-ı kifayeni tartırganları uçur. Ama cemiyet maslahatlaşıp, bizge tıp boyunca bana bunca adet, bana bunca sıfattaki mutakassisler kirekeken, şularını tayarlayınız diye, malum bir şahsların acıratsa, malum mablağ acıratsa, cay acıratsa, üstaz tapsa, onlarının okudu organı gereklik derecede mutakassız kılıp yetiştirse, ana onlar o şu farz-ı kifayeni cemiyetinin başka azaların zırnmasına düşürür. Şimdi tabiplikini cemiyetinin yardımından faydalanıp egelengen tabipler şu iş boyunca cemiyetini aldı da Kudam'ı aldı da cevaplar buluşar. Ular sıdkıdırdan öz mehnetlerini ada edip cemiyetini sağlıkta ayı işlerini oraya koyup başkalarına muhtaç kılmayı talepte cevap verip dursalar şerefli bir işini kıyam buladılar. Özlerini zimmelerindeki farz-ı ayını ada etken buladılar. Eğer onlardan eser etseler, işlerine bir parva bozalar, adamlarının sağlığını ağırlaştığı, o vaziyetini kıyınlaştığı sebep bozalar, avvala Allah'ın yanında günahkar buladılar, kalabilirse cemiyetlerini tahsisle cinayetçi buladılar. Her bir ilimde bana şu hakikatini bilişimiz gerek. Cemiyette fakat tabi bilmez, mühendisler mi gerek? Yani başka kurumlar, mütefessizlikler var. Onların hepsi cemiyet için gerek. Onlar cemiyet için hizmet kılışları gerek. Cemiyetin tarakkiyatı için harekette kılışları gerek. Kaysıdır sahada cemiyet nüksanlı yol koysa, onun mütefessiz olmasa, başkalarına ihtiyacı düşüp, şunlarına yalvarıp yürüdülen olsa, o cemiyet, o şu sahada cinayetçi cemiyet. Allah'ın adlı günahkar cemiyet, İslam'ın adlı da günahkar cemiyet olur. Şunun için bazı bir okuyucularda okuyarken talebelerimiz, ha o kompüter olsun, ha kıl sahası da olsun, ha iktisat olsun, ha teknik ilimler olsun, bilip koysunlar. Yakşı anlar desinler ki, ular özlerinin safhası boyunca cemiyetke hizmet kılıç alabilirler. Mecburiyette, mesuliyettedirler. Bana şunun için ular özlerinin bu mukaddes özlerini sırkılırlar. Çınaylı kılıp adam yetiş niyeti bile yakşılar okuşları gerek.